İsa'dan önce 2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos'un "Bana bir yeryüzü cenneti bulun" buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Antalya, Antik Pamfilya, Pisidya, Likya bölgelerinin kesiştiği Anadolu'nun en bereketli coğrafyasında kurulmuştur. Antalya, tarihi boyunca kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin merkezi olmuştur. Çünkü doğasını oluşturan lacivert denizleri, görkemli torosları, coşkun çağlayanları, renk renk ağaçları, Antalya'yı turizmin başkenti kılan en önemli özellikleridir. Doğal güzellikler arasında yer alan Antalya, turunçgil kokan doğası, uluslararası ödül sahibi marinası, dünyaca ünlü otel ve tatil köyleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir. Her sene Antalya'nın muhteşem güzelliklerini görmek için gelen milyonlarca turist, Antalya Havalimanı'nın modern yapısıyla, gelişmiş sistemleriyle verdiği hizmetlerden yararlanmaktadır. Antalya, sahip olduğu kusursuz güzellikteki plajlarıyla her sene milyonlarca turistin ilgi odağı konumundadır. Doğanın yeşil ve mavi tonlarının buluştuğu bu muhteşem plajların temizliği ve güzellikleri birçok mavi bayrakla tescillenmiştir. Bütün bu doğal güzelliklerin arasında Antalya'da özellikle Belek bölgesi sahip olduğu uluslararası standarttaki birçok golf sahasıyla Avrupa'nın en büyük golf merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Antalya'yı dünya turizminin ilgi odağı yapan bir başka özelliği ise uygun iklim koşulları ve tesislerdeki yüksek hizmet kalitesiyle futbol turizmindeki hızlı yükselişidir. Belek, Kundu, Manavgat ve Kemer bölgelerinde bulunan futbol sahalarına her sene bini aşkın yerli ve yabancı futbol kulübü kamp için geliyor. Antalya, dünyanın tanınmış şirketleriyle farklı alanlarda düzenlenen kongre ve konferanslara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı fuar merkezlerinden olan ANFAŞ, birçok yurt içi ve yurt dışı fuar etkinliğini başarıyla gerçekleştirmektedir. Geleneksel mimarisiyle şirin bir köşe oluşturan kale içinde dar sokaklar ve eski ahşap evler tarihi şehir duvarlarına dayanmaktadır. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Hıdırlık Kulesi, kesik minareli cami ve milattan sonra 130 yılında İmparator Hadrianus şerefine inşa ettirilen Hadrianus Kapısı bugün bütün güzelliğiyle hala görülebilir. Paleolitik çağdan Osmanlı dönemine uzanan eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesi, yörenin zengin tarihini yansıtır. Serik ilçesindeki en önemli tarihi eserlerin başında, arkeoloji alanında dünyada üst sıralarda yer alan Aspendos bulunmaktadır. 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun sunduğu olağanüstü akustik, Antalya'nın doğal güzellikleri ve beraberinde sanatın, dil, din, ırk ve sınır tanımayan yapısıyla her yıl düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye unutulmaz dakikalar yaşatmaktadır. 1950'li yılların ortalarında tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda düzenlenmeye başlayan konserler ve tiyatrolar, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin temel taşını oluşturur. Festival, Türk sinemasının Antalya ve Türkiye'nin dünyaya tanıtımı adına büyük başarılara imzasını atmaktadır. Altın Portakal Film Festivali'nin sanata ve sanatçıya verdiği önem, geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan Avrasya Film Festivali ile kalitesini ispatlamış, yerli ve yabancı birçok ünlü sinema sanatçısını da seyircisiyle buluşturmuştur. Kilise, sinagog ve caminin aynı bahçe içinde yer aldığı Dinler Bahçesi, Belek'in en ilgi çekici yerlerinden birisidir.
Üç büyük dinin mensuplarının aynı yerde ve aynı anda ibadet yapmasını sağlayan bu bahçe, evrensel barış ve ahlak konularında da dünyaya çok önemli bir mesaj taşımaktadır. Dünya üzerinde bütün insanların eşit olduğu ve inanç özgürlüğüne sahip olduğunun vurgulandığı Dinler Bahçesi, açıldığı günden günümüze kadar dünyanın çeşitli yerlerinden farklı inançlara sahip pek çok insanı Uygarlıklar Merkezi Anadolu'da buluşturmayı başarmıştır. Antalya, hayranlık uyandırıcı tarihi kalıntıların yanı sıra şaşırtıcı doğal güzelliklerin sergilendiği bir açık hava müzesini andırır. Antalya'nın 14 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Yukarı Düden Şelalesi, muhteşem doğasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri çekmektedir. Aşağı Düden Şelalesi, 40 metre yükseklikten denize dökülmektedir. Kurşunlu Şelalesi, Lara Plajı ve Konyaaltı Plajı da Antalya'nın dikkat çeken doğal güzelliklerindendir. Olimpos, Bey Dağları Milli Parkı ve Topçam Plajı gözler önüne kusursuz manzaralar sergilemektedir. Doğal güzellikler arasında dolaşmak isteyenler için parkın kuzey ucunda kamp alanları yer almaktadır. Bölgenin kuş bakışı görüntüsü Tünektepe'den gözler önüne serilmektedir. Dört mevsimin bir arada yaşandığı kent Antalya. Sabah bembeyaz karlar üzerinde kayak yaparken 50 dakika sonra Akdeniz'in muhteşem maviliğinde kulaç atabilirsiniz. Saklı kent, Antalya kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olup, Torosların dağ manzarasında kolayca ulaşabileceğiniz bir kayak merkezidir. Türkiye'de insanlığın en eski yerleşim merkezi olan Karayın Mağarası da Antalya'da bulunmaktadır. Bu tarihi mağara, tek giriş, birbiriyle bağlantılı 3 bölmeye açılmaktadır. Her ne kadar buluntulardan bazıları girişte yer alan ufak müzede sergilense de, eserlerin büyük çoğunluğu Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir.